Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Tayyip Kılıç Arslan. Hepiniz Kılıç Arslan TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün gerçekten çok mutluyum, çünkü neden diyeceksiniz, bugün sizlerle beraber 8800 TL'den 100.000 TL'ye gideceğimiz bu yolda sizlere bunu bir video olarak çekmekten onur ve gurur duyuyorum. Çünkü benim için çok eğlenceli ve çok güzel bir video olacağını ve bir seri olacağını düşünüyorum. Bu seri her defasında tabii ki değişecek. 100.000 olduğunda biz bunu 100.000'den 200.000'e diye veya 500.000'e diye yapacağız. Bu seri bu şekilde gidecek, ama öncelikle bir uyarıyla başlamak istiyorum. Tabii siz hepiniz bunu zaten şu anda ekrandan görüyorsunuz. Burada, yani bu video içerisinde ve diğer videolar içerisinde göreceğiniz gibi ve zaten bunu her zaman yapacağız bu uyarıyı. Şöyle ki arkadaşlar, burada alıp satacağım herhangi bir hisse, kripto fark etmeksizin yapacağım tüm hisse alışverişleri veya birçok alışveriş kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bunu not olarak şiddetli bir şekilde düşüyorum. Bunlar benim kendi alıp sattıklarım. Yani bunlar benim kendi düşüncelerim, kendi fikirlerim, kendi analizlerim. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle bunlara güvenerek herhangi bir yatırım yapmayın lütfen. Siz kendiniz analiz edip kendiniz bu işlere girmenizi kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü bu işlerde en önemli olan şey sizin gerçekten de nasıl bu işe girdiğiniz, işi öğrenmiş öğrenmediğiniz. O yüzden başkalarının alıp satacağıyla fazla ilgilenmeyin. Direkt kendiniz girip bir deneyin. Bakalım yapabiliyor musunuz, yapamıyor musunuz? Yani buraya bir 1000 lirayla 5000 lirayla girip deneyin. Ben öyle yapıyorum. Çünkü siz de öyle yapın diyorum. Bu önemli bir konu. Bunu geçtikten sonra arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Öncelikle hemen şu videonun içeriğinden bahsedeyim. Şöyle ki arkadaşlar, benim şu an borsada 8800 lira gibi bir param var. İki aslında hesabım var. Biri Vakıfbank'ta, biri Yapı Kredi'de. Ama ikisi de farklı içerik olacağı için şu an burada sadece Vakıfbank'ı inceleyeceğiz. Burada 8800 TL küsur olarak bir param var arkadaşlar ve bunu borsaya yatırdım. Bu parayı sizinle beraber bir seri haline getirerek bakalım 100 bin lirayı ne zaman bulacağız, buna bakacağız. Burada alış ve satışlarımız olacak, ama ben deri insanlar gibi bundan 1000 lira kaybettim hemen satış gidip başka bir kat alan insanlardan değilim. Yani anlık olarak 10 bin bir anda 40-50 bin olmadığı sürece kolay kolay zaten alıp satmıyorum. Bunun da bilgisini vereyim. O yüzden güzel bir içerik olacağını düşünüyorum. Bu video haftada bir kez gelecek arkadaşlar. Yani Vakıfbank işte 8800'den 100.000 TL'ye serüvenimiz ve serimiz haftada sadece bir gün, o da cumartesi günü bu kanalda sizlerle buluşacak arkadaşlar. Tabii ki araba serilerine devam edeceğiz. O çok ayrı bir konu. Artık sık sık videolar bu kanalda gelecek. Biliyorsunuz ismimiz Kılıç Arslan TV olduğu için her şeyi içinde barındırıyor. Bilerek bu şekilde yaptım. Yoksa ben de arabaya ilgili bir kanal ismi koymayı düşünebilirim yani. Düşünürdüm de. O yüzden bu şekilde bir kanal isminde koyup içeride farklı içerikleri koymayı tercih ediyorum. Evet, şimdi öncelikle arkadaşlar çok fazla lafı uzatmak istemiyorum. Sizleri de sıkmak istemiyorum. Önce sizinle beraber şu Vakıfbank'ımı inceleyelim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere arkadaşlar şu an 1181 tane mob TL almışım arkadaşlar. 4 lira 18 kuruştan. Şimdi şöyle ki arkadaşlar, hemen bunu sizinle beraber yapalım. Bilerek sizle beraber yapıyorum. Çünkü diğer türlü ben hazırlayıp size sunsam bir anlamı yok tabii ki de. Şöyle arkadaşlar, totalle ben buraya 4673 TL 24 kuruş yatırmışım mob TL'de arkadaşlar zamanında. Ve şu an 6483 lira 69 kuruş gibi bir fiyatı var bize. Yani bize şu an kazancı bu. Bunu da hesaplayalım. Bunu da düştüğümüzde 1810 lira ve 45 kuruş bize şu an için kar ettirmiş. Ama şu an için yukarıda siz toplamları falan görüyorsunuz, ama oraya takılmayın, tek tek gidelim. Şu an için bize 1810 TL'yi bir kazancı var, ama benim bundan beklentim tabii ki daha 4-5 katını görmesi. Gerçekten moddan çok ümitliyim. Yani bir patlama yapabilir diye düşünüyorum. Yani 4-5 katına bir anda gidebilir. Bunun bilgisini vereyim. Yani anlık benim 4000, yani 4,5 milyarım diyeyim, aniden bir 20-25 bin lira olabilir. Hedeflerim bu şekilde arkadaşlar. Hani hızlı hızlı bu şekilde burayı büyütüp zamanda kullanmak yani gerçekten de. Onun dışında arkadaşlar şu an gördüğünüz üzere son işlem fiyatı 5 lira 49 kuruş arkadaşlar.
Bundan daha fazla almayı çok isterdim ama o zamanlar alamadım bazı sebeplerden ötürü. Ve bunu şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Mantığım şu tamamıyla işte yani evlenme durumları bilmem neler var, bir sürü şeyler var. Bunlar için de tabii ki hazırlık yapıyorum. O yüzden de buraya çok fazla para atamadığım için 300-500 lira atarak bu şekilde bir kasa hazırlamıştım kendime. Ve bu şekilde de ilerliyorum. Ve size de tavsiye ediyorum, gerçekten çok mantıklı işler ve çok mantıklı hareketler. Bunu da bir Mert Başaran var arkadaşlar. Kendisini takip etmenizi öneririm. Ben de onu takip ederek aslında birçok şeyi kestim ve yapmayı bıraktım. Ondan sonra çok mantıklı bulduğum için bu şekilde devam ediyorum. Yani ben buraya 100 lira bile atsam, 200 lira atsam bu kar kardır arkadaşlar. Öyle düşünün. Bunlar geleceğe yatırım gibi. Evet, bir sonraki hisseme geçecek olursak arkadaşlar, o da şu AKF'ye arkadaşlar. Gördüğünüz gibi altta. Bu da şu an bize 5611 lira 80 kuruş kazandırmış arkadaşlar. Benim onda size hemen göstereceğim. İndirilenler değil. Yeni, indirilenlerde yeni bir klasör olması lazım. Şu şekilde arkadaşlar, şunu yan ekrana alıyorum. Gördüğünüz üzere arkada bir sürü şey var şu an. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şunu büyütelim. Ekran gözükmesin. Şunu büyütüyorum. Evet, şu yapı krediyi silelim. Şu an arkadaşlar Vakıfbank'ta 8839 TL, 93 TL'den başlayan 100.000 TL'ye kadar gidiyor arkadaşlar benim hisselerim. 5611 lira 80 kuruş arkadaşlar. Bununla da 244 tane olması lazım diye hatırlıyorum. Bunun altını almamışım yalnız. Niye olduğunu bilmiyorum. Hemen sizinle beraber buraya dipnot düşerek ilerleyeceğim. Buradan da totalde 235 adet bu AKP'den almışım. 235 adet. Hemen çarpalım. Ne kadardan almışım? 16 lira 61 kuruştan almışım arkadaşlar. Yani 3903 lira 35 kuruş gibi bir bize maliyeti olmuş. Şu an ise bize kazandırdığı hemen bakıyoruz. 5611 80 bize de 1708 lira 45 kuruş gibi bir kazancı var arkadaşlar. Şu an için AKF'nin de bu şekilde bir bize getirisi olmuş şimdilik. Bakalım burası 8800 TL küsürden 100.000 TL'ye nasıl gidecek? Neler alıp satacağız hep beraber? Bunları göreceğiz. Ben yine söylüyorum arkadaşlar, hem Mob.tl hem AKF'nin şu an için 4-5 katına çıkmasını planlıyorum ve öngörüyorum. O yüzden şu an beklemedeyim. Bunlar arttığında zaten al sat yaparak bu fiyat paraları arttıracağız. Keşke diyorum bundan 1-2 yıl önce başlasaydım. Hatta 1 yıl önce başlasaydım tahminen. Hatta 2. yıl mı gittim? Şu an 1,5. Yani ortalama 1,5-2 yıl önce başlamış olsaydım şu an burada sizlerle beraber belki 500 bin lira 600 bin lira konuşuyor olabilirdik ama ne yazık ki konuşamıyoruz çünkü o günler çok fazla yatırım yapmıyordum açıkçası. Yani ve bu tarz şeylerim yoktu. Şu an totalde portföyüm gördüğünüz gibi 12.096 TL olmuş arkadaşlar. Yani şu an 3.254 lira kazançtayız. Bakalım bu nereye doğru gidecek, hep beraber göreceğiz. Lafı çok fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Bence güzel bir seri bizi bekliyor diyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Eğer bu seriyi kaçırmak istemiyorsanız, bu serinin nereye gideceğini merak ediyorsanız, arabalara merkezi vardır. Arada teknolojik video atıyoruz. Bunları da kaçırmak istemiyorsanız aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hemen yanında katıl butonu var arkadaşlar. Buradan da bana cüzi miktarlarda kendi bütçenizi, cebinizi hiç sarsmayacak şekilde destek olabilirsiniz. 10 liradan başlayıp yukarı doğru gidiyor arkadaşlar. Şu an 10 liraya kolay kolay hiçbir şey alamıyorsunuz. Yani çikolatalar bile 12-13 liraya gördüğünü düşünürsek bence çok cüzi miktar olduğunu düşünüyorum. Eğer siz bu videoyu beğendiyseniz ve bu seride beğeneceğinizi düşünüyorsanız ve tabii ki emeğime karşılıkta eğer bu videoya bir like atarsanız, bir beğenirseniz çok ama çok teşekkür ederim. Onun dışında arkadaşlar sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Sizde hangi hisseler var, hangi şeyler var? Yani siz de yazın bakalım aşağıya. Hep beraber konuşup tartışıp görelim. Veya sizin beklentiniz nedir? Veya siz işte çok geç kalmışım gibisinden birçok yorumları olumlu olumsuz yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu söylüyorum. Olumlu olumsuz fark etmez. Ben tüm yorumları okuyorum ve cevaplıyorum. Genellikle kalp de atıyorum. Şöyle ki lütfen ama lütfen görgü kuralları ve
ne kuralları diyorlardı ona. Nezaket kuralları içerisinde küfür etmeden, kimseye sataşmadan, birbirinize laf etmeden güzel güzel tartışabilir ve yazabilirsiniz. Bunlar bana da aynı şekilde. Çünkü hoş şeyler değil arkadaşlar. Bunun bilgisini vereyim. Son olarak da arkadaşlar videoda teşekkür butonumuz var arkadaşlar. Süper teşekkür ederek de bana 20 lira destekte bulunabilirsiniz. Artık ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.